Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiyayı ve mürselin. Ve nebiyyine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. Ve astakal hadis kelamullah ve khayran hadi ebni Muhammed. Ve şerrel umuru muhtesatuhu ve kulle muhtesatun bid'a. Ve kulle bid'atun delale ve kulle bid'atun finnar. Rabbi şrahli sedri ve yesirli emri. Ve hlul ukdatun min insani yapkalı kavli. Allahümme amin. Evet. Evet kardeşler, geçen hafta biraz önce tekrar ettiğimiz gibi Necm suresinin okunması meselesini işlemiştik. Bu siyerde normalde bazı siyerlerde geçen ama bazı siyerlerde geçmeyen bir meseleydi. Ama olur da karşınıza gelir de buna karşı bir şüphe duyarsınız diye Şeyh ne yaptı? Şeyh bu konuda bizi uyardı. Tabii biz meselenin üzerinde çok durmadık. Normalde meselenin üzerinde durulacak bir durum değil. Sadece bizim yapacağımız şey neydi? Ulemanın görüşlerini zikretmek. Yani ulemanın görüşlerini zikretmek için de çok uğraşmaya gerek yok. Net görüşleri zikrettik. Hepsinin de bu konuda kendine ait bir görüşleri vardı. Hiçbiri Peygamber aleyhissalatü vesselamın gerek ismet sıfatına gerek ise Kur'an'ın temeline ne yap zarar verecek bir şey söylemediler. Ancak bunu kim söylediler? Bunu mülhitler söylediler, müşrikler söylediler, Allah'ın dinine düşman olanlar söylediler. Bu sebepten dolayı o dersi tek bir dersle bitirmeye gayret ettik. Normalde derslerimiz zaman olarak kısa olduğu için iki derste, her bir meseleyi iki derse ancak sığdırabiliyoruz. Çünkü sonuç olarak Şeyh'in murad ettiği siyerdeki meseleleri anlattıktan sonra bir de Şeyh'in ne murad ettiğini anlatmak için mecbur bir ders daha işlemek zorunda kalıyoruz. Allah en doğrusunu bilir, bugün de böyle yapacağız gibi. Evet. Şimdi en son nereye geldik? En son Ebu Talib'in kıssasına geldik. Evet abi başta oku. Başlayalım. 4. Ebu Talib kıssası. Evet Ebu Talib kıssası kardeşler sizin de bildiğiniz gibi normalde meşhur olan bir kıssa. Yani siyerde çokça ismi geçen Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatında büyük yer olan şahıslardan bir tanesi. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam doğduğundan beri neredeyse Ebu Talib'i hep görmüştür kardeşler. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi Peygamber aleyhissalatü vesselam küçük yaşta annesi babası vefat etmiştir. Hatta rivayetlere göre daha kendisi anne karnındayken ne olmuştur? Babası Abdullah vefat etmiştir. Tabi onun vefatından sonra onu himaye eden kimdi? Dedesiydi. Abdülmuttalip'ti. Tabi biraz geçmişe gidiyorum ki mesele daha iyi anlaşılsın. Abdülmuttalip sizin de bildiğiniz gibi Peygamber aleyhissalatü vesselamı çok severdi kardeşler. Hatta o kadar çok severdi ki derdi ki şu adamı görüyor musunuz? Bu adam büyük bir adam olacak derdi yani. Ve derdi ki bu adam çok mübarek bir adam derdi. Sürekli bunu tekrarlar dururdu. Ve Abdülmuttalip kardeşler sözü böyle hiç sayılacak bir adam değildi. Yani kendi ailesinde, kendi kabilesinde ismi geçen şerefli bir şahıstı. Hatta bazı meselelerde rüyaları çıkan bir şahıstı. Yani hak tabiriyle kerameti olan bir şahıstı. Düşünün ki rüyasında ne görüyor? Rüyasında zemzemin nerede olduğunu görüyor ve gidiyor kazıyorlar ki gerçekten zemzem oradaymış. Biz daha önce siyer dersi yaptığımızda bu meseleyi anlatmıştık. Yani bu bize neyi gösteriyor? Yani müşriklere de Allah Azze ve Celle bazen böyle şeyler gösterebilir. Evet. Ve kendi kavminde dediğim gibi şerefli bir insandı. Ve kendini dindar diye isimlendirirdi. Dindar. Yani bugünkü bizim bazı şahıslara örnek verebileceğimiz gibi. Yani kendine göre ibadetlerini yerine getiren, kendine göre işte bazı haramlardan sakınan bir şahıstı. Yani örnek vereyim, Mekke'de içki içmek çok popüler iken gerek Abdülmuttalip gerek Ebu Talib ne içki içer ne zina yapar, bu tür amellerden çokça uzak dururdu. Bu da bize neyi gösteriyor? Peygamber aleyhissalatü vesselamın ailesinin şerefli olduğunu gösteriyor. Evet, Müslüman değillerdi. Evet, ama nelerdi? Kendi dinlerine göre şereflilerdi. Yani sözleri yere düşecek adamlar değillerdi. Şimdi biraz sonra Ebu Talib'in biraz hayatını anlatınca ne demek istediğim daha iyi anlaşılır. Ve tabi Abdülmuttalip Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı çok sever. Yastıklarına, yorganlarına oturtur. En güzel yemeği verir. Ona çok önem gösterirdi. Gerek babasından dolayı olsun, gerek Allah Azze ve Celle'nin onların kalbine yerleştirdiği sevgiden dolayı olsun ne yapmıştı? Abdülmuttalip onu çok sevmişti.
Tabi onun da ölümünden sonra artık Ebu Talib'in yanına çağırdı, dedi ki ey Ebu Talib, bu sana emanettir dedi. Tabi bazı rivayetlerde Zübeyir, yani yine o da onun amcası oluyor, ikisine emanet ettiği diye de geçiyor kardeşler. Ama Ebu Talib kendisi kendi aile içinde fakir, durumu çok kötü olan bir şahıstı. Yani düşünün ki karnını zor doyuran, birkaç tane hayvanından başka hiçbir şey olmayan bir şahıstı. Ve buna rağmen Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı himaye etti. Dedi ki tamam ben ona bakarım dedi. Ve öyle bir bakma ki kardeşler, öyle bir bakma ki hani insan ne yapar? İnsan birine bakar sanki zorunluymuş gibi bakar. O öyle değil. O Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı çok seviyordu. Ve aynı şekilde hanımı da onu çok seviyordu. Yani normalde hepinizin belki çocukları vardır. Yani sizin abinizin çocuğu olsun, kardeşinizin çocuğu olsun, gelse sizin evde bir gün kalır, iki gün kalır, üç gün kalır, beş gün kalır, bir ay kalır. Ama hiçbiriniz kendi çocuğundan fazla sevemezsiniz onu. Çünkü fıtrata ters. Ama Allah Azze ve Celle öyle bir fıtratlarına yerleştirmiş ki bu meseleyi. Ebu Talib onu ne yapıyordu? Ebu Talib onu çok seviyordu. Ve Ebu Talib kardeşler, Ebu Talib kendi kabilesinde öyle bir adamdı ki normalde kabile reislerinin hepsinin malı mülkü olurdu. Ama bu kabile reisinin hiç malı mülkü yoktu, fakirdi. Ama yine herkes onun sözüne ne yapardı? Sözüne kıymet verirdi. Nereden biliyoruz bunu? Gerek siyerlerde geçiyor, gerek de Ebu Talib'in hayatına ölüm gününe kadar baktığımız zaman müşrikler onun sözünü yere düşürmemek için ne yapıyorlardı? Sürekli Ebu Talib'e geliyorlardı. Eğer sözü kıymetsiz bir adam olsaydı gelip sürekli yeter artık, yeter artık demezlerdi. Ta ki Ebu Talib ölüyor, ondan sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam güvencesini kaybediyor. Niye? Çünkü Ebu Talib gerçekten de fakir olmasına rağmen ne yapıyordu? Fakir olmasına rağmen ismi geçen, sözü geçen şahıslardan bir taneydi. Ve Ebu Talib kardeşler çocuklarından ayırırdı Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı. Hatta bakardı ki Peygamber aleyhissalatü vesselam o kadar edepli, o kadar ahlaklı ki önüne yemek koyulduğu zaman, hani normalde çocuğun önüne yemek koyarsın ya, saldırır hemen, bitirmeye çalışır. Bir de biliyorsunuz Mekke gibi bir yerde açlık, kıtlık, yani mesela belki hepimizin karnı tok. Onun için çocuklarımızın önüne bir şey koyduğumuz zaman ben bunu istemiyorum, ben bunu istiyorum diyorlar değil mi? Niye? Bu bolluktan kaynaklanıyor. Ama Mekke gibi bir yerde öyle bolluk falan olmayan bir yer. Bir de Ebu Talib fakir bir adam. Ortaya bir şey koyduğu zaman çocuklar hemen saldırıyor. Çocuk olması hususiyetiyle. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam hiçbir zaman böyle yapmadı. Hep az yer, elini uzatmaz, saldırmaz. Bu şekil bir ahlakı olan bir şahıstı. Tabi bakıyor amcası ne zaman önlerine yemek koyulsa Peygamber aleyhissalatü vesselam öyle bekliyor. Yani hep aç kalıyor gibi. Çocuklar hızlı hızlı yiyor, o aç kalıyor. Diyor ki bu böyle olmaz. Hemen ona ayrı bir sofra kuruyor. Bu kadar seviyor yani. Bu kadar. Ve peygamberle beraber yatıyor, peygamberle beraber kalkıyor. Ve bununla beraber düşünün ki İbn Abbas anlatıyor, diyor ki Ebu Talib'in çocukları uyanırdı, onların gözlerinde çapaklar, yüzlerinde tozlar, peygamber aleyhissalatü vesselam bir uyanırdı, gözünde sanki sürme çekmiş gibi yüzü parlak bir şekilde uyanırdı. İşte bu da nedir biliyor musunuz kardeşler? Bu da peygamber aleyhissalatü vesselamın mucizelerinden bir tanesidir. Yani Allah Azze ve Celle kuluna ne yapıyor? Kuluna dilediğini sevdiriyor. Kimi sevdirdiği gibi? Kimi sevdirdiği gibi? Musa'yı sevdirdiği gibi. Kimi sevdirdiği gibi? Yusuf Aleyhisselam'ı sevdirdiği gibi. Bu ikisi neydi kardeşler? Bu ikisi hepsi yani annelerinden babalarından ayrı düşmüş iki tane çocuktu. Yusuf Aleyhisselam köle olmuştu artık. Allah Azze ve Celle o köleyken onu aziz yaptı. Öyle değil mi? Yine Musa Aleyhisselam'ı ne yaptı? Musa Aleyhisselam'ı tabiri caizse öleceği zaman düşmanın eline teslim etti ve düşmanın eliyle onu korudu ve aziz etti. Nasıl bir şey? İşte bu Allah Azze ve Celle'nin El Cebbar isminin tecellisidir. Allah Azze ve Celle'nin El Cebbar ismi nedir? Allah Azze ve Celle dilediğini zorla yaptırır. Yani adam kendi eliyle kendi düşmanını besledi ve kendi düşmanını ne yaptı? Kendi düşmanıyla kendi sonunu hazırladı. İşte böyle bir şey kardeşler. Onun için aklınıza şu gelmesin. Ya tamam da bunlar sonuç olarak müşrik. Nasıl böyle bir şey yapar? İşte bu Allah Azze ve Celle'nin kullarının kalbine yerleştirdiği şeydir kardeşler.
Yani siz Allah'tan gereği gibi korkarsanız, Allah'tan gereği gibi sakınırsanız, Allah Azze ve Celle ne yapacaktır? Allah Azze ve Celle size hiç ummadığınız yerden çıkış kapıları sağlayacaktır. Ve Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselam demedi mi? O seni yetim bulup barındırmadı mı? Değil mi? Bu ne demek? Yani Peygamber yetimken Allah Azze ve Celle onu barındırdı. Allah Azze ve Celle ne yaptı? Onu sevimli kıldı. Yine Musa Aleyhisselam için de aynı şeyi söyledi Allah Azze ve Celle. Dedi ki gözümüzün önünde olasın diye biz seni insanlara sevimli kıldık. Bak sevgiyi veren kim? Allah Subhanahu ve Teala. Şefkati veren kim? Allah Subhanahu ve Teala. Aslında burada çok akıl sahipleri için ibretler vardır. Niye ibretler vardır? Yani sevgi Allah'ın elinde. Şefkat Allah'ın elinde. Kapılar Allah'ın elinde. Bırakın artık insanların peşinden koşmayı. Her şeyi yaratan Allah'tır. Sizin duygularınızın tek sahibi Allah Subhanahu ve Teala'dır. Ve kardeşler burada neyi anladık şimdi? Ebu Talib'in Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a şefkatini anladık değil mi? Ne kadar şefkatli olduğunu, ne kadar çok sevdiğini anladık. Hatta öyle yerlere gidermiş ki, düşün Şam'a gidecek. Meşhur kıssayı biliyorsunuz. Bahira kıssası. Peygamberi kendisiyle beraber götürüyor. Niye? Özlem duyar. Peygamber ben çobanlık yapmak istiyorum. Sana katkım olsun dediği zaman hayır sen otur oturduğun yerde diyor. Peygamber de tabii yok. Katkım olsun diye zorla gitti çobanlık yaptı. Bunu kim anlatıyor? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sonraları ne yapıyor? Kendi ashabını anlatıyor. Çobanlık yapmayan bir peygamber yoktur. Hepsi çobanlık yapmıştır diyor. Ve kardeşler bundan sonraki devreler bize neyi gösteriyor? Bundan sonraki devreler bize şunu gösteriyor. Mesela örnek vereyim. Sizin de daha önce duyduğunuz gibi, benim size anlattığım gibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı koruma altına aldı Ebu Talib. Dedi ki sen benim himayemdesin. Ben senin dinini kabul etmesem de sen benim korumam altındasın. Tabii ne yaptılar müşrikten? Gittiler geldiler. Dediler ki ey Ebu Talib yeter artık. Bunu artık bize ver. Ya da söyle bizim atalarımıza, bizim ilahlarımıza sövmeyi bıraksın dediler. Ebu Talib tamam dedi konuşurum. Gittiler bir daha geldiler. Gittiler bir daha geldiler. Gittiler bir daha geldiler. Bir şey de yapamadılar. Niye? Çünkü koskocaman karşılarında Haşimoğulları, Abdülmuttalipoğulları. Nasıl yapacaklar? Bir de Ebu Talip var ki Ebu Talip de sözü geçerli olan bir şahıs yani. Yaşı geçmesine rağmen söylediğini yapan bir şahıs. Ve ne yapıyor en sonunda? Bakıyorlar ki olacak gibi değil. Yani diyorlar ki ey Ebu Talip sana bir teklifte bulunmak istiyoruz diyorlar. Diyor ki nedir? Kısa geçiyorum kardeşler. Diyor ki biz sana sen seç hangi evladımızı istiyorsan seç biz onu sana verelim. Baba Yiğit hangi evladımızı beğendiysen al sen onu yetiştir. Muhammed'i bize ver aleyhissalatü vesselam biz de onu öldürelim. Diyorlar ki bu nasıl bir istek? Bu nasıl bir talep? Ben kendi çocuğumu size vereceğim. Siz öldüreceksiniz. Ben de sizin çocuğunuzu yetiştireceğim ha. Böyle şey mi olur diyor yani. Karşı çıkıyor. Bunlar diyorlar ki sen artık sen istedin yani. Çünkü bu açık, bu anlattığım kıssa açık bir şekilde artık Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmek istediklerinin belirtisidir. Açık belirtisi. Artık gidiyorlar amcalarına, diyorlar ki onu öldürmek istiyoruz. Ya sen onu öldürürsün ya da biz sana karşı ne yapacağız? Savaş açacağız diyorlar. Ve ne yapıyorlar kardeşler? Ne yapıyorlar? Bu kıssaları anlatıyorum ki Ebu Talip'le alakalı mesele daha iyi anlaşılsın. Bunlar diyorlar ki ambargo yapacağız size diyorlar. Ambargo. Tabii şu anda Müslümanlara yapılan ambargo gibi. Hiçbir farkı yok kardeşim. Şu anda bir avuç Müslüman bir yerde sıkışmış. Bütün kafirler bir olmuş. Buraya mal gitmeyecek. Buraya para gitmeyecek. Buraya gıda gitmeyecek. Gibi gibi gibi. Yıllarca başka ülkelere yaptılar. Yıllarca. Dediler ki bizim dinimize tabi olacaksınız. Hepiniz. Ya da size ne yok? Size yemek yok. Size gıda yok. Size ilaç yok dediler. Tabi dayanabilen dayandı. Allah'a söz verenler öldü, şehit oldu. Topukları geri dönenler de topukları geri döndü. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu kıssasında akıl sahipleri için yine ibretler vardır kardeşler. Kendisi ne yaptı? Müşrikler dediler ki biz bir anlaşma yapacağız. Bu anlaşmaya herkes uymak zorunda. Nedir anlaşma? Dediler ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı bize verecekler, biz onu öldüreceğiz. Ancak bu anlaşma bu şekilde son bulur. Anlaşmayı sayıyorum. Kimse onlara kız vermeyecek. Kimse onlardan kız almayacak. Kimse onlara bir şey satmayacak. Kimse de onlardan bir şey almayacak, vermeyecek. Bitti. Alışveriş yok.
selam yok, akrabalık yok. Tabi bunlar baktılar ki olacak gibi değil. Bunları bir yere sıkıştırdılar mecburen. Şip bölgesi dediğimiz Ebu Talip mahallesi diyelim ona. Ebu Talip mahallesine sıkıştırdılar. Yani Haşimoğulları Ebu Talip'in akrabaları yani Abdülmuttalip oğulları ve iman edenler. Bu üç taife. Bunların içinde bazıları iman etmişti, bazıları kavmi için orada sabrettiler. Ve bunları takriben 3 sene kardeşler, 3 sene. 3 sene boyunca bu saydığım şartların hepsini yerine getirdiler. Yani onlarla oturmadılar, onları dar sokaklara sıkıştırdılar. Koskocaman Mekke. Sen bir tane kavimsin. Ne olacak ki? Ne olacak ki? Ne yapabilirsin ki yani? Ama Müslümanlar 3 sene boyunca açlığa, sıkıntıya böyle sabrettiler. Gerek çocuk olsun, gerek büyük olsun, gerek yaşlı olsun. Hatta bazı rivayetlerde çocukların açlıktan ağladığı, çocukların açlıktan ölüm seviyesine geldiğine dair rivayetler var. O kadar sıkıntılı bir dönem. Ve tabii o dönemde malını harcayanlar var ya, o mallarını harcayanlar, işte onlar. Kimdi? Hatice annemiz. Bütün malını mülkünü harcadı. Peygamber aleyhissalatü vesselam, Ebu Talib, değil mi? Bu ve buna benzer sahabeler ve peygamberin amcası ne yaptılar? Bunlar hepsi mallarını, mülklerini sırf Allah'ın dini için harcadılar. 3 sene boyunca. Tabii bu 3 senenin sonunda kardeşler bunlara çok büyük sıkıntı oldu. Yani sıkıntı dediğimiz yani artık dayanılmayacak bir hale geldiler. Öyle bir dayanılmayacak hale geldiler ki birileri çıktı dedi ki vicdanlı birileri Kureyş'ten dediler ki ya yeter artık yani bu nedir? Biz dediler bir adam için kendi sülalemizi, kendi kavmimizi karşımıza alıyoruz. Birbirimizi böldük, parçaladık dediler. Ne yapalım o zaman? Dediler ki biz bu anlaşmayı bozalım. Yeter dediler. Ve anlaşmayı bozmak için Ebu Cehil'e gittiler. Ve dediler ki biz bu anlaşmaya karşıyız dediler. Tabii Ebu Cehil bunların sözlerine çok itibar etmedi. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sözüyle Ebu Talip yerinden çıktı ve Ebu Cehil'in yanına gitti. Dedi ki ey Ebu Cehil bak. Bunlar da zannettiler ki Ebu Talip gelip anlaşma yapacak. O dedi ki beni dedi yeğenim gönderdi. Yeğenim diyor ki bu anlaşmanın Allah katında bir kıymeti yoktur. Siz akrabalık bağlarını koparıyorsunuz. İnsanlara zulmediyorsunuz. Haksızlık yapıyorsunuz. Yeğenim dedi ki ben onun sözüne güveniyorum. Bugüne kadar hiç yalan söylemedi. Dedi ki o anlaşmanın Bismik Allahümme kısmı dışındaki her tarafı yiyildi. Güveler tarafından. Yani o anlaşmanın bir kıymeti yok. Sadece Allah lafzı kaldı orada dedi. İnanmıyorsan git bak dediler. Eğer dediler söylediğim çıkmazsa ben onu size teslim ederim. Siz ister öldürürsünüz ister sağ bırakırsınız. Size kalmış. Yani bunlar da heveslendiler. Dediler ki madem ki öyle bir de sesler çıkmaya başladı sağdan soldan. Evet biz böyle bir şey istiyoruz. Biz artık düşman olmak istemiyoruz. Ve bunlar bir gidip bakıyorlar ki gerçekten anlaşmanın kast edilen tarafı yiyilmiş, kast edilen tarafı yiyilmemiş. Ve dediler ki doğru söyle ama dediler ki bu bir sihirdir. Sihir yaptı yani bize dediler. Ondan dolayı dediler biz dediler böyle bir şey yapamayız dediler. Tabi sesler çoğalınca bunlar mecbur anlaşmayı bozmaya karar verdiler. Şimdi kardeşler anlaşma bozulduktan sonra şurada kısa bir şey anlatayım. Şimdi kardeşler farkındaysanız Peygamber aleyhissalatü vesselamla beraber bu kadar sıkıntıya, bu kadar cefaya katlanan kim? Müşrikler. Bir de Müslümanlar da var ama bir de müşrikler daha çoğunluk. Bunların içinde, bunların başında kim var? Ebu Talip var. Bakın 3 sene boyunca malını, mülkünü peygamber için, peygamberin dini için harcıyorsun. Ve sonuç biraz sonra dediğimiz yere gelecek. Ve sonunda ne oluyor? Sonunda artık Ebu Talip yıpranıyor yani o kadar. Artık boykotun bitmesine yakın bir zamanda takriben bazı müfessirlere göre 3 gün, bazı müfessirlere göre 3'ten fazla dediklerine dayanarak söylüyorum. Kendisi ne yapıyor? Kendisi hastalanıyor. Tabii hastalandıktan sonra kardeşler yatağa düşüyor yani. Ağır bir hastalıkla savaşıyor ve Peygamber aleyhissalatü vesselam onun yanına gidiyor. Gidip onun yanına anlatacak yani son dönemleri zannediyor.
gidiyor Peygamber Aleyhisselam. Tam oturacak, bakıyor ki Ebu Cehil falan orada. Yani Ebu Cehil'i görünce Ebu Cehil onun yanına oturmasına izin vermiyor. Hemen o oturuyor. Olur da ölümüne yakındır da o onun kafasını çelmesin, ben onu anlatayım. Ve ne yapıyor kendisi ona? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a müşrikler daha boykot yeni bitmiş, yine şikayete gelmişler. Çünkü İbn-i İshak'ın anlattığına göre diyor ki boykot bittikten sonra da peygamber var gücüyle davetine devam etti. Hiç ara vermedi diyor. Hiç ara vermedi diyor. Bu kadar devam etti diyor. Ve tabi müşrikler de tekrar şikayete gelmişler. Diyor ki ey Ebu Talib yeter artık şu yeğenine söyle. Söyle artık bizim peşimizi bıraksın. Peygamber geliyor. Diyorlar ki yeğenim gel. Geliyor diyor ki yeğenim ne istiyorsun kavminden? Yani Ebu Talib'i o kadar doldurmuşlar ki düşün. Onunla o kadar sıkıntıya katlanıyor. Peygamber gelince diyor ki yeğenim kavminden ne istiyorsun? Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki ben bir tane kelime istiyorum. Neymiş o kelime diyor. Hele bize anlat. Bir kelime mi? Sadece bir kelime mi? Vallahi diyor sadece bir kelime istiyorum. O kelimeyi söylerlerse bütün Araplar onlara boyun eğecek. Onlara itaat edecek. Acemler cizye ödeyecek diyor. O diyor, onlar da diyorlar ki yani bir kelime mi? Bir kelime mi sadece? Tabi Ebu Cehil gibi adamlar ce'ale alihaten ilahen vahiden. İlahlar tek bir ilah mı oldu? İnne haza leşey'un ucab. Bu ne acayip bir şeydir. Sözünü orada söylüyorlar. Tabi kardeşler onlar bu sözü neye dayandırıyorlar? Onlar bu sözü şuna dayandırıyorlar. Onların hayatlarında farklı ilahlar çok. Onlar bunu kabul ediyorlar zaten. Onlar diyorlar ki biz Allah'tan başkasına dua ediyoruz. Bunda sıkıntı yok. Ve biz bunun Allah katında yerinin olduğuna inanıyoruz diyorlar. Allah'tan başkasına kurban kesiyoruz. Allah'tan başkasına sığınıyoruz. Bunları kabul ediyorlar. Ondan dolayı diyorlar ki yani bu şaşılacak bir şeydir. İlahlar tek bir ilah mı oldu diyorlar. Bu kıssadan çıkaracağımız en önemli mesele nedir biliyor musunuz kardeşler? Mekke müşrikleri ilahların çokluğuna inanıyorlardı. Onun için bu kelimeyi sadece söyleselerdi iman edeceklerdi. Çünkü onlar bu kelimenin karşılığını biliyorlardı. İşte acayip olan, daha acayip olan ve daha şaşılacak olan bizim kavmimizin bu kelimeyi söylemesi ama bununla beraber hayatlarında binlerce sahte ilahın olması. Asıl şaşılacak mesele burası. Yani müşrikler bu kelimenin manasını bilerek söylüyorlardı ve söylemekten de çekiniyorlardı. Ya şimdi biri diyebilir ki arkadaş ya madem ki bir kelime söyle gitsin. Mekke dağıldı, Mekke birbirine girdi, parçalandı. Adam bir kelimeyi söyleyip kenara çekilmez mi? Çekilir. Adam der ki ya bir kelimeyi vereyim gitsin. Ne olacak ki? Ama onlar biliyorlardı ki bu kelime sadece böyle dile gelip söyleyecek bir kelime değil ki. Onlar biliyorlardı ki bu kelimeyi söylediğin zaman hayatın değişecek. Bu kelimeyi söylediğin zaman Allah'tan başkasını inkar edeceksin. Öyle değil mi? Sadece Allah'a iman edeceksin. Onlar bunu biliyorlardı. Onlar ilahın ne manaya geldiğini biliyorlardı. Onlar Rabbin ne manaya geldiğini biliyorlardı. Ama bizim kavmimiz işte bilmiyor. Problem burada. Bilmedikleri için sıkıntı. İşte bizim insanlara yıllardır anlatamadığımız meselelerden bir tanesi de budur. Kardeşler. Evet. Şimdi orayı okusun abi. Ondan sonra önemli olan yerlere gelmiş olacağız inşallah. Ebu Talib tevhidi kabul etmiş. İnsanları ona teşvik etmiş. Müşrikleri... Burada tevhidi kabul etmiş dedi. Yani tevhidi peygamberin hak olduğunu kabul etmiş. Kasıt bu. Yoksa iman etmiş manasında değil. Evet. Müşriklerin akıllarını aşağılamış. Şirkten ayrılıp İslam'a girenlere sevgi göstermiş. Evet. Ömrünü, malını, çocuklarını, aşiretini Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yardım etmek için ölünceye dek ortaya koymuş. Evet. Burada duralım. Ölünceye kadar ortaya koymuş. Tabii hastalandı dedi ya. Kendisine bir müddet böyle hastalık geldikten sonra artık Peygamber aleyhissalatü vesselam İmam Buhari'nin rivayet ettiği bir hadiste aleyhissalatü vesselam tekrar Ebu Talib fenalaşınca onun huzuruna gidiyor. Gidiyor ki yine Ebu Cehil var. Abdullah İbni Mughire var. İki tane azılı müşrik var. Gidip tam onun yanına gidecek
Yine Ebu Cehil hani onun yanına yaklaştırmak istemiyor. Neyi, amacı ne sizce? Amacı onlar istiyorlar ki yani Ebu Talip onların dini üzere ölsün. Niye? Çünkü onlar için bir şereftir. Onlar için bu itikat üzere ölmek onlar için bir şereftir. Ama bilmiyorlar ki öldükten sonra ateşe girecekler. Bilmiyorlar ki buna pişman olacaklar. Bu sebepten dolayı onlar Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadiste bildirdiği gibi, hani şeytanlar gelir insanların imanını çalarlar ya, bunun için çaba gösterirler ya, Ebu Cehil de insi bir şeytan olarak gelip ne yapıyor? Ebu Talib'in itikadını değiştirmesin diye çaba gösteriyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam gelip amcasına diyor ki, ey amcacığım, bana bir kelime söyle, kıyamet günü bu kelimeyle sana şahitlik edeceğim. Bana bir kelime söyle, kıyamet günü sana şefaatte bulunayım diyerek ne yapıyor? Amcasını sıkıştırıyor o an. Tabii şey geliyor kardeşler. Ebu Cehil diyor ki, yoksa sen Abdülmuttalib'in dinini terk mi ediyorsun diyerekten hemen onu sıkıştırıyor. Peygamber yine kulak asmıyor. Diyor ki, bana bir kelime söyle ey amcacığım. Vallahi ben sana ne yapacağım? Ben sana bu konuda şefaatçi olacağım deyince yine Ebu Cehil, sen diyor Abdülmuttalib'in dinine yüz mü çevireceksin diyerekten ve ne yapıyor? Bu rivayete göre Ebu Talip, ben diyor kavmimin dini üzereyim diyor. Ve bu şekilde ölüyor kardeşler. Bu şekilde ölüyor. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki, eğer ben men edilmezsem senin için ne yapacağım? Senin için Allah'tan istiğfar dileyeceğim diyor. Ve bizim İbrahim aleyhisselamla alakalı geçen hafta, bundan önceki haftalarda anlattığımız ayet işte bu konuda indiği söyleniyor. Evet. Neydi? Akrabanız, yakınınız dahi olsa cehennemlik olduğu kesinleştikten sonra bir Müslümana ve bir peygambere onlar için istiğfar dilemek yakışmaz. Bu ayet bir de sen sevdiklerine hidayet edemez. Ancak Allah eder. Hidayeti verecek olan Allah'tır ayeti de bu konu hakkında indiği söyleniyor kardeşler. Tabii bu anlattığım rivayet Buhari'de geçiyor. Sahih bir rivayet. Bir de İbn-i Sad'ın tabakatında geçen, başka siyer kaynaklarında geçen bir rivayet daha var. O rivayette de şöyle bir mesele geçiyor kardeşler. Yine İbn-i İshak anlatıyor. Kendisine diyor. Diyor ki, ey amcacığım, bana bir kelime söyle. Ben Allah katında sana ne yapayım? Allah katında sana şefaat hakkım olsun. Deyince tabii kendisi diyor ki, ey yeğenim, vallahi kavmim korktu. Ömrünün sonunda bu kelimeyi söyledi demesinler diye, bu konuda size bir ayıp gelmesin diye söylemiyorum. Yoksa seni sevindirmek için bu kelimeyi söylerdim diyor. O hala işin neyinde? Hala yeğenini razı etmek peşinde. Halbuki Peygamber aleyhissalatü vesselamın amacı ne? Amacı onu kurtarmak. O kelimeyi söylesin ki o kelimeyle ne olsun? O kelimeyle İslam'a girsin. İşte bazı cahiller bu kelimeyi getirerek diyorlar ki, ya bu kelimeyi söyledin mi tamam artık Müslümansın, bitti. Arkadaş, bu değil. Yani bu kelime bu kadar basit olsaydı, bu kadar basit olsaydı bu insanlar bunu söylemekten çekinmezdi. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bugün insanların yüzlerce kere papağan gibi la ilahe illallah demeleri gibi, kelimenin manasını bilmemeleri gibi, bu kadar cehaletin içinde olan insanları nasıl olur da bu insanlarla kıyas edersiniz? Bunlar bu kelimenin manasını biliyorlardı. Onun için söylemiyorlardı. Ama bugün sokakta bir tane adam çevirin. Deyin ki la ilahe illallah ne manaya geliyor? Diyecek ki bilmiyorum. Ben denedim, siz de deneyebilirsiniz yani. Yani bırakın kelimenin manasının ne olduğunu, en akıllıları, en fasih olanları ve en alim olanları ne diyor biliyor musun? Allah birdir diyor. Ya? Halbuki bu kelimenin manası bu değildir değil mi kardeşler? Bu sadece Allah birdir demek, bunun içinde bir parçadır. Ama Allah birdir demekle de insan Müslüman olmaz değil mi? Çünkü Allah Azze ve Celle ne diyor? Allah Azze ve Celle bize tağutları inkar edip Allah'a iman etmemizi emrediyor. Ve zaten bu kelimenin özünde de bu var. La var. La ilahe illallah. Değil mi? Allah'tan başka ilah yoktur manası vardır. Ve kardeşler, Peygamber aleyhissalatü vesselam amcasına bunu söyleyince, kendisi aynı bu cevabı verince, hani kavminin onu eleştireceğinden veya korktu diyeceğinden korktuğu için bu kelimeyi söylemiyor. Ve tam o anda
ölüm geliyor. Ölüm geliyor, Abbas yanında, amcası Abbas peygamberin. Diyor ki ey yerim, sanki bir şey söyledi, senin dediğini söyledi diyor. Dudaklarını kımıldattı diyor. O da diyor ki ben öyle bir şey duymadım diyor peygamber aleyhissalatü vesselam. Tabi bu kıssayı delil alarak Şiiler diyorlar ki Ebu Talip Müslüman olarak öldü diyorlar. Tabi bunlar nedir? Bu Şiilerin dinden nasibi yoktur kardeşler. Dinden nasibi yoktur derken niye öyle söylüyorum? Bunların sözlerine itibar edilmez ki bunlar yeryüzünün en aşağılık insanlarıdır. Niye öyle diyorum? Çünkü bunlar İslam dininin, sünniliğin, şunun, tevhidin düşmanılar. Bunlara göre bir adamın Müslüman olması ne demektir biliyor musun? Müslüman olabilmesi için Ali'ye yakınlığı olsun yeter. İster kafir olsun, ister Müslüman olsun. Yani Ali radıyallahu anhu'ya yakınlığı olsun yeter. İster kafir olsun, ister Müslüman olsun. Bu adam Müslümandır onlara göre. Veya sahabeye küfretsin, peygamberin hanımlarına küfretsin, tamam bu adam Müslümandır diyorlar. Diyeceksiniz ki bunu neye göre söylüyorsun? Bakın size bir tane güncel bir tane delil göstereceğim. Bugün Ebu Lulu dediğimiz mecusi ateşperest, Ömer radıyallahu anhu'yu sırtından bıçaklayan, hançerleyen o şahıs var ya, o şahsın şu anda İran'da kabri var ve ona Müslüman diyorlar ve o kabre tapıyorlar ya. Açın internetten bakın. Bu adamın ateşperest olduğu açık. Tarihte Ömer radıyallahu anhu'yu niye öldürdüğü de belli. Niye onu Müslüman diye zikrediyorlar? Ömer'i öldürdüğü için. Onun için onlara göre birinin Müslüman olması veya kafir olması işte bu anlattığım iki şeyle alakalıdır. Yoksa iman etti, küfretti, onlara göre bu çok önemli değildir. İnşallah anlaşıldı. Ondan dolayı İmam Zehebi diyor ki bu hadis, yani bu rivayet zayıftır. Niye zayıftır? Çünkü diyor Abbas sonraları peygambere gelip şunu soruyor. Ey yeğenim, senin amcana hiç mi bir faydan olmayacak? O senin için kavmiyle savaştı. O senin için kavminin sözlerine katlandı deyince o da diyor ki benim ona faydam olacak. Çünkü ben ona şefaat edeceğim ve o şefaatimle o ne yapacak? Cehennemin alt tabakasında değil de üst tabakasında olacak diyor mesela. Bak bunu getirerek İmam Zehebi diyor ki bakın eğer ki Abbas onun Müslüman olduğuna iman etseydi bu soruyu sormazdı. Ki Abbas da orada diyor. Bundan sonra başka delil getiriyor. Ali radıyallahu anh'ın delilini getiriyor. Ali radıyallahu anh'ın gelip ne diyor? Diyor ki ya Resulallah o delalette olan, sapıklıkta olan yaşlı amcan öldü diyor. Bakın diyor eğer ki kafir olarak ölmeseydi Ali gelip bu sözü söylemezdi. Ki bu hadis sürenlerde geçiyor. Veya Mekke'nin fethinde Ebu Bekir radıyallahu anhu kendisi üzülüyor babası Müslüman oldu diye. Diyor ki ya Resulallah benim sevdiğim kişi Müslüman oldu, senin sevdiğin kişi Müslüman olmadı. Onun için diyor üzülüyorum, yani sevinemiyorum onun Müslüman olmasına diyor. Bakın burada da bu geçiyor. Demek ki ümmet hepsi Ebu Talib'in müşrik olarak öldüğüne ne yapmıştır? İtikad etmiştir ve bu şekilde inanmıştır. Bu bize bunu gösteriyor. İspat etmek istediğimiz mesele buydu kardeşler. Evet, devam et şimdi. Bu yolda her türlü zorluk ve sıkıntıya ve de büyük düşmanlığa maruz kalmasına rağmen bütün bunlara karşı sabretmiş. Fakat dine girip eski dininden beri olmadığı için Müslüman olamamıştır. Halbuki o dine girmeme gerekçesi olarak bunun babası Abdülmuttalib'e ve Haşim'e ve diğer Kureyş büyüklerine dil uzatma manasına geleceği mazeretini ileri sürmüştür. Evet. Nerede kaldın? Ha, tamam. Ve kardeşler Ebu Talip sizin de bildiğiniz gibi Müslüman olmadığı için ne yapmıyor? Müslüman olmadığı için ister istemez, yani her ne kadar Peygamber aleyhissalatü vesselam çok istese de onun Müslüman olmasını, Allah azze ve celle kendisine ne diyor? Sen diyor sevdiklerine hidayet erdiremezsin. Biraz önce anlattığım meseleler kardeşler hep onun İslam adına yaptığı iyilikler. Öyle değil mi? Yaptığı iyilikler. Ama bakın farkındaysanız bu iyilikler onu cennete sokmadı. Cennete sokmadı. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam çok istemesine rağmen. Bakın bir şey ben isterim, sen istersin, o ister. Biz kimiz ki yani? Peygamber istiyor diyorum size ya. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem istiyor. Allah'ın Resulü istiyor. Allah'ın Habibi istiyor. Buna rağmen
Allah Azze ve Celle diyor ki sen sevdiklerine hidayet erdiremezsin. Ve kardeşler, ve Ali geliyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bu meseleyi söylüyor. Bakın Ali'nin davranışı bizim için ibretliktir. Ali diyor ki ya Resulallah, o delalette olan, sapıklıkta olan yaşlı amcan öldü diyor. Bu sözü söylüyor. O da diyor ki ey Ali, git onu göm ve hiç kimseye hiçbir şey söyleme ve tekrar yanıma gel. O da gidip aynı şekilde yapıyor. Hatta bazı rivayetlerde onu leş gibi atıyor. Bakın bu kadar iyilik yapan bir adama böyle yapılır mı diyeceksiniz. Ama müşriğin hakkı budur. İman etmeyen hakkı budur. Allah'a iman etseydi baş tacı olurdu. Gerek dünyada gerek ahirette. Ama ne oluyor? O kelimeyi söylemediği için, o kelimenin manasını yerine getiremediği için, bakın oğlunun ona söylediği sözlere bak. Bu da Ali'nin imanını gösteriyor bize. Babası için söylediği söze bak. Bugün bazıları kendilerine bir iyilik yapılıyor diye babalarını yerlere göklere sığdıramıyorlar ya. Onu bir dahaki hafta anlatacağım inşallah. O gün, bu hafta sadece konuyla alakalı ön mukaddimeyi yapıyorum. Bu sebepten dolayı Ali'nin bu tavrına dikkat çekiyorum sadece. Ve kendisi ne yapıyor? Kendisi bunu söyledikten sonra peygambere geliyor. Ve diyor ki peygamber aleyhisselam git ona diyor ki gusül abdesti al. Ve ona bazı dualar öğretiyor. Tabi bazılarına göre gusül abdesti al demesinin sebebi ölü yıkaması. Bazı rivayetlere göre. Bazı rivayetlere göre müşrik yıkaması. Yani necis olduğu için git yıkan diyor. Gusül abdesti al diyor. Bu konuda Allah'ın doğrusunu bilir. Ki biz daha önce namaz dersinde demiştik. Yani ölü yıkamak abdesti bozmaz demiştik. Gusülü de gerektirmez demiştik. Bu konuda her ne kadar bazı ihtilaflar olsa da demiştik. Ama bize neyi gösteriyor? O zaman ne diyeceğiz? Müşrik olduğu için diyebiliriz. Evet. Ve bu anlattığım her şey kardeşler, gerek Ebu Talib'in Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a olan şefkati, yardımı, Allah'ın dinine olan yardımını ortaya koyuyor. Ve bununla beraber bunların ona hiçbir faydasının olmadığını gösteriyor. Yine ateşe girdiğini bize gösteriyor. Ve tabii bu işin sonuna geldik artık. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendisi ölünce, tabii aynı anda da başkaları da öldü. Mesela bazı rivayetlerde Hatice annemiz öldü. Aynı sene, hüzün yılı dedikleri mesele bu. Hüzün yılında bazı rivayetlere göre oğlu Kasım, oğlu Abdullah. Yani düşünün peygamberin durumunu. Daha yeni ambargodan çıkmışsınız ama çıkmanıza sevinemiyorsunuz. 4 tane sevdiğiniz şahıs ve en önemlisi eşiniz. Yıllarca sizin sıkıntınızı çeken, yıllarca size yardımcı olan eşiniz ne oluyor? Eşiniz vefat ediyor. İşte bu çok zor bir durum kardeşler. Hayat arkadaşının gitmesi çok zor bir durum. Ve zaten Ebu Talib'in gitmesi daha zor bir durum. Mesela yine anlatılıyor siyerlerde. Diyorlar ki mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir gün Kabe'nin etrafından geçerken bir tane müşrik Ebu Talib'in vefatı sonrasından hemen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın saçlarına toprakları atıyor. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o halde geliyor kavminin arasına. O halde geliyor ve kızı bakıyor ki saçları toz toprak içinde. Kızı Fatma ağlayınca diyor ki ağlama ey kızım. Allah Azze ve Celle bizi koruyacaktır. Tabii çok geçmiyor. Yine peygambere sıkıntı vermeye başlıyorlar. Yine. O da tabii Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hüzünleniyor. Ey amcacığım diyor. Yani senin gitmenle diyor bu müşrikler yine sıkıntılarını arttırdılar diyor mesela. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam aslında, yani düşünün ki bir peygamber dahi birilerinin yardımına ne yapıyor? İster istemez zahiri olarak ihtiyaç duyuyor. Değil mi? İhtiyaç duyuyor. Ve Ebu Talib bu konuda ona en çok yardımcı olan şahıslardan bir tanesi. En çok. Belki de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın en zorlu yıllarından bir tanesi işte bu yıl kardeşler. Düşün, 2 tane çocuğu ölüyor eğer rivayetler doğruysa. Hanımı ölüyor, amcası ölüyor. Ve müşrikler kendi yaptıkları sıkıntıları kat kat arttırıyorlar artık. Zaten işin sonuna geliyoruz. Artık yavaş yavaş o işin sonuna artık hicret meselesi gelecek. Yani artık Müslümanlar hicret edecekler. Dayanamayacaklar, kaçıp gidecekler yani. Evet. Oraya da gelmeden abi de orayı okusun. Bir dahaki hafta kaldığımız yerden
devam ederiz inşallah. Devam et abi, oku orayı. Ebu Talib vefat ettiği zaman Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem amcasının bu kadar iyiliklerine karşı ona istiğfarda bulunmak istedi. Ona olan akrabalığına ve yaptığı yardımlara rağmen şu ayet nazil oldu. Tamam, ayeti okuma. Ayeti bir dahaki hafta okuruz. Bir dahaki hafta Allah izin verirse müellifin, şeyhin bu kıssadan ne murad ettiğini anlamış oluruz. Çünkü biz sadece Ebu Talib kıssası deseydik hiçbiriniz ne demek istediğini anlayamazdınız. Ama şimdi en azından bu haftaki derste ne anlatmak istediğini anlamış olursunuz. Bir dahaki hafta da bu kıssadan ne çıkardığını anlamış oluruz diyebiliriz. İnşallah burada duralım. Bu ahir davana. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet.